Siz beni yoldan çıkardınız. Kendi yolunuza soktunuz. Eti Mesut'ta bence müthiş bir rüzgar esecek. Eskiden senaryoları okuyup karakterleri çıkartıyorduk ama sanırım şu dakikadan sonra senaryoyu biz yazacağız. Mansur Bey'le biz hep görüştük. Dizi filmlerimizde olduğu zaman gidip ne yapacağımızı kendilerine anlattık. Arzu ettiğimiz Ankara'daki sanat etkinliklerinin ya da sosyal dünyanın nasıl olması gerektiğini hep etüt ettik. Özellikle pandemide Mansur Başkan'ın Ankaralımız için yaptıkları asla unutulmaz. Biz de orada elimizden geldiğince onun yanında güçlü görünmeye çalıştık ki Mansur Başkan benim için bambaşka bir yerde. O yüzden çok değerli bir isim. Onun için de aynı şekilde düşünüldüğümü düşünüyorum. Televizyonda seyrettiğim durumları ben yaşamadım açıkçası. Vay dedim ya, siyasette enteresanmış yani. İlk defa o zaman karşılaştık siyasetinle oldu ama Mansur Başkanım'la benim asla bir sıkıntım olmaz. Mansur Başkan'ın da benimle asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Ankaralıyız. İki Ankaralı bu Ankara'ya çok neler yaşayacak. Efendim peki sanat kariyeriniz devam edecek mi? Diziyi çok soruyorlar. Behzatçı'ya bundan sonra devam edecek. Yani eğer ben diziyi çekmeyeceğim desem oy vermezler başkanım, onu söyleyeyim. İlk şartım oydu benim. Çünkü benim halkımızla iletişim kurma biçimim hazırladığımız repertuarlarda gizli. Çıktığımız zaman onlarla kucaklaşmamız, farkındalıklarımızı seyircinin fark etmesi bizim için çok değerli oldu tatbikat sahnesiyle beraber. O yüzden dedim ki benim sahneye bırakmam doğru olmaz. Ama evet 650 bin kişinin bir belediye başkanı dayıyım ama 80 milyonun sanatçısıyım. Bu bağlamda da örgüt bana bu konuda tam desteği verdi açıkçası. Yok, öyle bir şey gerçek olmaz. Ben hobi olarak sanatımı yapmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Umarım siyasete de bu tatlı bir sanatın estetiğini estirebilirsek ne kadar güzel olur.